Olimpia, Mr. Olimpia. Selam, ben Kıvanç Ökten. Çok heyecanlı geçen ve tarihe tanıklık ettiğimiz 2022 Mr. Olimpia geride kaldı. Şimdi Open Bodybuilding kategorisinde ilk 6'ya giren isimlere sırayla bakacağız. 6. sırada İngiliz Samson Dowd'a var. Samson'ın yaptığı sosyal medya paylaşımlarından etkileyici bir formla geleceği belliydi. Ama sanırım kimse ilk Mr. Olympiyasında bu kadar çok iddialı ismi geride bırakarak kendini ilk call-out'a sokacağını tahmin edemedi. Samson prejudging'de iki kez Big Ramy ile yan yana poz verdi ve ne büyüklük ne de genişlik olarak ezilmedi. Kendisi bu hafta sonu hacimle estetiğin harika bir birleşimini gösterdi. Üstüne ileri seviye poz yeteneği eklenince ortaya ölümcül bir paket çıktı. İngiliz sporcunun bir adım sonrasına geçmek yani ilk 3'e girmek için yapması gerekenler sırtını vücudunun geri kalanıyla orantılı hale getirmek ve çok daha kondisyonlu gelmek. Samson Dowd da bu kategorinin geleceği açısından bana umut veren isimlerin başında geliyor. 5. sırada 2020 ve 2021'in birincisi Big Ramy var. Öncelikle şunu söyleyeyim. 1984 Mr. Olympia'da bir önceki senenin galibi Samir Banu 6. olduğundan beri bir şampiyonun böyle bir düşüş yaşadığı görülmedi. Big Ramy prejudging'de sahneye doğru yürürken yandan karın kaslarını görünce koçu Chad Nicholson 2003 Ronnie Coleman'a benzeyecek şeklindeki vaadini düşünüp heyecanlandım. Ancak sonrasında işler pek yolunda gitmedi. Ramy ilk call-out'un en sağ tarafında kaldı ve bir kez dahi ortaya alınmadı. Prejudging bitince iki farklı görüş ortaya çıktı. Biri Ramy'nin işinin bittiği en fazla 5. olabileceğiydi. Diğeri ise hakemlerin Ramy'yi açık ara 1. gördükleri için kenarda bıraktığı, ortadaki sporcuları 2.lik için kıyasladıklarıydı. Ben de 2. gruba dahildim çünkü şaşkındım. Şaşkındım çünkü Ramy bir önceki seneden daha kötü falan değildi. 2021 ile benzer kondisyondaydı ama daha büyüktü. Arkadan çift biceps pozunda kanatları yok olmuştu dediler ama Ramy'nin alt sırtı zaten 2 senedir eleştiri konusuydu. Tricepsleri erimişti dediler ama kollarının eskisine göre daha hacimsiz olduğu zaten 2 senedir konuşuluyordu. Ayrıca Mr. Olympia'da herkesin bildiği bir kural vardı. Ünvanı kaybetmesi için şampiyonun devrilmesi gerekirdi. 2021'de çok iyi bir formda olmamasına rağmen yine şampiyonluğu elde etmesinin sebebi buydu. İkinci olan Brandon Ramy'yi devirememişti. Eğer Ramy'nin normalden kötü gözüktüğü düşünülüyorsa bile en azından bir süre ortaya alınıp ondan daha iddialı görülen adamlarla kıyaslanması, kendisine bir savaşma şansı verilmesi gerekmez miydi? Finallerde Ramy'yi bir kez ortaya aldılar ama bu tamamen göstermelikti. Sonuca etki etmedi çünkü puanlar çoktan verilmişti. Özetle bana göre Big Ramy bir köşeye atılıp kaderine terk edilmeyi ve 4 sıra birden düşmeyi hak eden bir performans sergilemedi. Şimdi yavaş yavaş şu soru sorulmaya başlandı. Acaba Ramy'nin üstü, misafir pozcu olarak sahne almaya söz verdiği ve organizatörlüğünü IFBB Pro League Başkanı Jim Mannion'un yaptığı Pittsburgh Pro'ya haber dahi vermeden gitmediği için mi çizildi? Koca bir organizasyonun böyle çocukça bir kin gütmesi bana saçma geliyor ama insanlar konuşacak, yapacak bir şey yok. 4. sırada Brandon Curry var. Tahmin videomda yerini tutturabildiğim tek isim o oldu. Brandon koçunun iddia ettiği gibi eskiye nazaran daha büyüktü. Ama kondisyondan feragat etme pahasına. Özellikle en iyi bölgelerinden biri olan sırtındaki detaylar oldukça kapanmıştı. Brandon yandan pozlarda herkese kafa tutabilir çünkü alt vücudu bu açıdan bakınca devasa. Ancak önden pozlarda quadricepsleri, arkadan pozlarda kalçası ve arka bacakları ilk call-out'taki rakiplerinin hepsinden daha zayıftı. Taşıdığı ekstra ağırlığı neredeyse tamamı üst vücuduna gitmişti. Bacaklarında ne geçen seneki Mr. Olympia'ya ne de Mart ayındaki Arnold Classic'e göre en ufak bir iyileşme yoktu. Brandon 2016 Mr. Olympia'da sonuncu olduktan sonra Kuveyt'e gitti ve 2017'de yeniden doğmuş bir adam olarak geri döndü. 5 senelik sürede 2 Arnold Classic, 1 Mr. Olympia kazandı. Bu her vücutçunun hayalini kuracağı mükemmel bir kariyer. Ama tahmin videomda da dediğim gibi Brandon buradan sonra yavaş yavaş düşüşe geçecek. Kendisi tam 14 senedir profesyonel olarak yarışıyor ve artık daha iyiye gitmiyor. Umarım sağlığını düşünüp yakın zamanda emekli olur. 3. sırada Nick Walker var. Tahmin videomda 2. olacağını söylemiştim ama skor kartına baktığımda 2. ile arasında tam 15 puan olduğunu görüyorum.
Yine de ikinci Mr. Olympia'sında ilk üçe girmiş olması ne elit bir seviyede olduğunun kanıtı. Açıkçası ilk call-out'taki 6 sporcu arasında en çok etkilendiğim Nick oldu. Estetik falan iyi güzel ama böyle canavarları oldum olası çok sevmişimdir. İzleyiciler de benimle aynı fikirde olacak ki Mutant aynı zamanda halkın şampiyonu ödülünü de kazandı. Nick bence 2021 New York Pro'daki halinin daha büyük versiyonuydu. Boyası ve mayo rengi seçimi süperdi. Her zaman olduğu gibi pozlara çok hakimdi. Mr. Olympia hazırlığının sonlarına doğru çalışmayı bıraktığı koçu Dominic Mutaschio, Nick'i büyütürken belini darattıklarını söylemişti. Buna ek olarak geçen seneki en büyük eksiklerinden olan quadricepslerinin dış başında büyütünce V-taper'ı bir nebze daha belirgin hale gelmişti. Call-out'taki en büyük kollara sahipti. Yandan göğüs pozunda baştan aşağı çok daha kalın gözüküyordu. Şanssızlığı yarışmayı önünde bitiren adamların Nick'in en zayıf iki pozu olan önden ve arkadan koltuk altında çok başarılı olmalarıydı. 15 puanlık farkı yaratan muhtemelen bu pozları kaybetmesiydi. Yine de her şeye rağmen çok iyi bir performans çıkardı ve hak ettiğini aldı. İkinci sırada geçen senenin 212 pound olimpiya şampiyonu olan Derek Lansford var. Derek neredeyse Big Ramy'nin 2020'de yaptığı gibi özel davetiye ile alındığı yarışmayı kazanacaktı. Birinciye çok yakındı. Skor kartına göre aralarında sadece 4 puan fark vardı. Prejudging de sahneye gelip peş peşe önden rahat ve önden çift biceps pozlarını verdiği an seyirciler dağıldı. İncecik beli ve devasa kanatları ortaya muhteşem bir V-taper çıkarmıştı. Arkadan çift biceps ve arkadan koltuk altı pozları inanılmazdı. En sert kalça kasları tartışmasız ondaydı. Bence Derek'in sadece iki konuda fiziğini iyileştirmeye ihtiyacı var. Biri bacaklarının iç kısmını büyütmesi, diğeri ise göğüs kaslarının daha detaylı hale getirmesi. Ne yalan söyleyeyim, insan böyle üst düzey bir vücutçu Most Muscular verdiğinde göğüslerinde derin çizgiler görmek istiyor. Vücut geliştirme tarihi boyunca hem 212 pound hem Open Bodybuilding Olimpiya şampiyonunu kazanan biri hiç olmadı. Sanırım o biri Derek olacak. Geldik şampiyona. İran kurduğu Hadi Çopan 30'a yakın rakibini geride bırakarak Mr. Olympia'yı kazandı ve 57 yıllık sürede bu unvanı elde eden 17. isim oldu. Aslında ilk katıldığı 2019'da bile birinci ilan edilse kimsenin itirazı olmazdı. O zaman hakemlerin söylediği daha büyük olması gerektiğiydi. Hadi son 2 senedir podyumdaki tartışmasız en kondisyonunu atletti. Bu sene belki geçmişe kıyasla çok keskin değildi ama daha büyük ve doluydu. Bu paket nihayet Hadi'ye beklediği şampiyonluğu getirdi. Bu sonuç aslında eğer podyumdaki en iyi fizik sendeyse hiçbir şeyin başarılı olmanı engelleyemeyeceğinin kanıtı. 3 senedir diyorlar ki İngilizce konuşamayan bir İranlıya vermezler. Demek ki veriyorlarmış. Aynı yıllarca Müslüman olduğu için asla şampiyon olamayacağı söylenen Big Ramy'ye son 2 senedir verdikleri gibi. Bence Hadi Çopan haklı bir zafer kazandı. Çünkü fiziksel açıdan mükemmele yakın bir seviyedeydi. Bu arada anladık ki 2021 Mr. Olympia'dan sonra çıkarılan Hadi'ye şüpheli gözüken omuz başları sebebiyle birinciliğin verilmediği dedikodusu da palavradan ibaret. İnsanlar underdogları severler. Tepeyi tırmanan kurt, tepede oturan kurttan her zaman daha değerlidir. 2020'de Big Ramy ilk Mr. Olympia'sını kazandığında herkesin nasıl sevindiğini hatırlarsınız. Şu an internette hakkında neredeyse iyi olan hiçbir şey okuyamıyorsunuz. Hadi için şimdi kutlama zamanı. Seneye onu da gömmeye başlarlar. Şimdilik bu kadar. Tekrar görüşeceğiz.